Bizim maddi zahiri olarak gördüğümüz her varlığın bir manevi batını tarafı var. Her manevi hakikatin madde üzerinde de bir yansıması var. Öyle değil mi? Yani her manevi görünmez hakikatin madde üzerinde bir yansıması var. Yani bırakın onu, başkalarını bırakın. Psikosomatik hastalıklar üzerinden örnek vereyim. Psikosomatik hastalıklar nedir? Hastalığı oluşturan şeyin kökeni psikoloji. Ama hastalık fizyolojik olarak var. Dudak uçuklaması. Korkuyorsunuz, dudağınız uçukluyor. Korku metafizik bir şey. Dudağın uçuklaması fiziki bir şey. Ülser. Kafanızla düşünüyorsunuz, üzülüyorsunuz, mideniz deliniyor. Anlatabiliyor muyum? efendim. Yani aside yükleniyorsunuz, aside yükleniyorsunuz. Midenin kaldıracağından fazla salgılayınca ama ilginçtir. Süreci başlatan şey metafizik. Hissi, duygusal bir şey. Nasıl oluyor da böyle oluyor? Adam korkuyor, ödü patlıyor. Korku, duygu ama öt, bil, bil, fiil, fiziki bir şey. İnsanda bir zehir kesesi vesaire. Onun için psikosomatik hastalıklar üzerinden gittiğimizde bile gördüğünüz gibi mad her manevi şeyin maddi şey üzerinde bir etkisi var. Etkisi var.